İyi akşamlar. 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 19. Navan Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz El İnsaf. Bugünkü konumuz da ıstakoz yahni. Bugün ıstakoz yahni yapacağız. Herkes geldi mi? Döndü mü? Evet, başlıyoruz. Evvela İran-İsrail gerilimi. İran'ın İsrail'e tarihinde ilk kez düzenlediği doğrudan saldırı sonrası tansiyon düşmedi. Karşılıklı tehditler devam etti. İsrail bir kez daha savaş kabinesini topladı. İran'ın İsrail'i silahlı insansız hava araçları ve füzelerle hedef almasının ardından dünya tetikte. Herkesin merak ettiği İsrail'in karşılık verip vermeyeceği. Başbakan Netanyahu pazar günü savaş kabinesini iki kez topladı. İran'a verilecek yanıt masaya yatırıldı. Ancak sonuç çıkmadı. İsrail medyasına göre kabine ikiye bölündü. Bazı bakanlar hemen harekete geçilmesini, diğerleri daha planlı ve güçlü karşılık verilmesini istedi. Sert tartışmalar yaşandı. Tahran'sa Tel Aviv'i misilleme konusunda uyardı. Yanıtımız daha ağır olur dedi. İki ülke arasındaki gerginlik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de sürdü. İsrail, İran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi. Tahran'a yaptırım uygulanmasını istedi. İran elçisi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesini hatırlattı. Meşru müdafaa hakkımızı kullandık dedi. Güvenlik Konseyi'nde Amerika ile Rusya ve Çin de karşı karşıya geldi. İngiltere ve Fransa'nın destek çıktığı Amerikan elçisi, İran saldırısının karşılıksız kalmaması gerektiğini savundu. Rusya ve Çin, İsrail'in İran elçiliğini vurmasını hatırlattı. Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik misyon vurulsaydı, burada hemen intikamdan bahsederdiniz dedi. Türkiye'nin tansiyonu azaltma girişimleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Ankara'nın bölgedeki krizin yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi. İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin gerilimin azaltılması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini belirtti. Şimdi bu durumu bir açıklayalım. Yani bu durumun ne olduğunu en azından ben kendi açımdan açıklayayım. Evet, pek çok savaş bahsi açılıyor. Dünya Savaşı. İşte görüşmeler, piyasalar etkileniyor filan böyle şeyler. Fakat bu haberleri veren uluslararası kanallar bütün bu haberleri verdikten sonra, bu yorumlar yapıldıktan sonra bilmem neredeki golf turnuvası, bilmem neredeki bilmem ne diye reklamlara geçiyorlar. Şimdi bir defa bir dünya savaşı falan bir şey çıkarsa ya da bir topyekün savaş, buna major theater war diyorlar. Uzun zamandır yok. Evet, insanlar eziyet çekiyor, ölenler var. Çoğunlukla da çocuklar, kadınlar, Gazze durum ortada. Fakat böyle büyük bir savaş yok. Olmadı da. Olmuyor da. Böyle bir savaş çıkarsa emin olun haberiniz olur. Emin olun. Peki ne oldu burada? Burada olan şu. İsrail'in soykırım girişiminde ya da soykırım yaparken İsrail, Hamas nasıl en başında bahane vermişti? İsrail bunu bahane etmişti. Şimdi de İran en sıkıştığı zamanda İsrail'in uluslararası kamuoyunda elini rahatlattı. Vah zavallı İsrail gibi, ay ne kadar saldırı altında gibi bir durum oluştu. Saldırı ne? Saldırı ne? Düşen bir şey var mı? O kadar füze attık şu bu. Bir de önceden haber veriyorlar. Bak atıyoruz biz, ondan sonra 8-10 saatte onlar varıyor. İşte naklen yayınlar falan. İran rejimi hiçbir şey yapmamaktan dolayı içeride baskı altında olduğu için ve o ülkede bir demokrasi olmadığı için ne yapıyorlar? Kendi ülkelerindeki dünyadan habersiz bir grup insanı böyle teselli ediyorlar bir şekilde. Öyle zannediyorlar ya da. Mesela en azından Türkiye'de demokrasi var. Sandıkta buna dair de tepkisini ortaya koyabiliyor seçmen. Hükümetin, iktidarın Gazze ile ilgili söylediği gibi, sanıldığı gibi gerekeni yapmadığı sebebiyle. Evet. Bu konuya bakmaya da devam edeceğiz. Şimdi Merkez Bankası'na bakalım. Merkez Bankası'nın zararı 818 milyar.
818 milyar liranın üzerinde bir zararla yılı kapatmış. Kur korumalı mevduat hesabından kaynaklanıyor. Böyle bir zarar geçmişte yok. Ama bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Bu zarar, ben ekonomistim. Faiz düşerse enflasyon da düşer denerek veya dövizdeki artışı durdurmak için döviz farkını garanti ederek oluşuyorsa yapılacak tek şey vardır. O da bu zarara sebep olanların hukuk önünde hesap vermesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılı için tarihi zarar açıkladı. 818 milyar lira. Bugünkü kurla 25,5 milyar dolar. Nedeni kur korumalı mevduat sahiplerine kur artışından kaynaklı ödenen para. Ekonomist Serkan Özcan sorumlulara hesap vermeli derken muhalefet sorumlu Erdoğan diyor. Kur korumalı mevduata niye ihtiyaç duyuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte ben ekonomistim diyerek faiz oranlarında ciddi derecede indirime gitmesiyle birlikte yanlış ekonomi politikasının patlattığı kurları yönetebilmek için. Kur korumalı mevduat 18 liraya çıkan doların ateşini düşürmek, vatandaşı Türk lirasına yönlendirmek için devreye sokuldu Aralık 2021'de. O dönem Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisine göre yönetiliyordu. Hazinenin başında da Nurettin Nebati vardı. En kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor. Nurettin Nebati'nin yük getirmeyecek dediği kur korumalı mevduat için 2022 yılında hazinenin kasasından 181,5 milyar lira çıktı. 2023'ün ilk 6 ayında da 59,5 milyar lira. KKM müthiş bir buluş oldu. Yurt içinde para dönüyor. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e. Müthiş buluş falan değil yani. Bu çaresizliğin sonucunda devreye aldıkları bir şey. Başarılı oldu mu? Dolar kuru 18 lirayı görmüştü o gün. Bugün kaç lira dolar kuru? 32,5 lira seviyesinde. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. Erdoğan hazmedemiyorlar diyerek savunmuştu KKM'yi. Nurettin Nebati bakanlıktan gitti. Mehmet Şimşek'in gelişiyle hazine KKM'nin yükünü Merkez Bankası'na devretti. 2023 yılında Merkez Bankası kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen kur ve faiz farkı nedeniyle 818,2 milyar lira zarar açıkladı. Faiz indirimlerinin bunlara yol açacağını söyledik ama ben ekonomistim diye başlayıp ülkeyi getirdiği yerde burası oldu maalesef. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Bütçe görüşmeleri sırasında tahmininiz nedir diye sorduk. En üst tahmini veren 300 milyar dedi. Zarar 818 milyar liradır. Devasa bir bütçe açığını daha da büyütmekten korktukları için bunu Merkez Bankası'nın üzerine yıktılar. Merkez Bankası yıllardır kar açıklıyordu. Kur korumalı mevduat kaynaklı 818 milyar liralık zararla ilgili bir açıklama yapılmadı. Evet, Nurettin Nebati ne demiş? Büyük buluş demiş. Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e. Ekonomiden anladıkları bu. Yani günün birinde karşılaşırsanız Nurettin Bey'e olur ha. Hani bir dükkanınız falan vardır. Sakın emanet etmeyin. Sakın yapmayın bunu. Böyle ekonomi yönetilir mi ya? Ayşe'nin parası Fatma'ya, Fatma'nın parası Ahmet'e. Formül bu. Hiçbir şey üretmiyorlar yani. Hiçbir şey, böyle para dolandırıyorlar ediyorlar. Ve bunu da itiraf ediyorlar bu şekilde. Şimdi merkez bankalarının işi nedir? Merkez bankalarının zarar edebilir bu arada. Ama böyle bir zarar. Fiyat istikrarı. İstihdam, yani insanlara iş bulmak ve öngörülebilirliği sağlamak. Bunun içinde kimi araçları var. Onlardan biri rezerv. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Ekonomist. Aynı zamanda biliyorsunuz. Ne diyordu sürekli? Merkez Bankası'nın rezervi şöyle artıyor, böyle artıyor. Merkez Bankası'nın bir rezervi olmadığı ortada. Bütün bu zarar bir kur korumalı mevduat denen o saçmalık. İki, barışmak swaptır diye aldıkları Araplardan paraların yüksek faizli, hatta yüksek faizin de ötesinde saçma sapan yarattığı açık borç. Bu durum bu. Rezervin filan yükseldiği yok. 818 milyar lira 27 milyar dolar civarında bir para yapıyor. Efendim bu ekonomiye yaptıklarının faturası, neticesi. Yani Türkçedeki en pahalı iki sözcüğün faturası bu. Size söyledim Türkçedeki en pahalı iki kelime. Ben ekonomistim. Onun faturası bu işte. Ve o faturayı kime kestiler biliyor musunuz? Size. Size. Bize.
Türkiye hemen hemen bütün devletlerden kat kat üstün gelirleri var bunun. Tabi başboş bırakılarsa, sağa sola dağıtılırsa emekli ne yapacak? Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Ya Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1,4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Emekliye para var, istenirse var ama sizin tercihleriniz emekli değil. Sizin tercihiniz kur korumalı mevduat sahipleri, sermayedarlar, zenginler. Böyle olduğu zaman tabii emekliye para kalmaz. Seçimden önce emekli seyanen zam müjdesi için bekledi. O müjde gelmeyince hayal kırıklığıyla sandık başına gitti. Muhalefet en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olsun diye 7 bin lira seyanen zam çağrısında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep para yok dedi. Emekliye ayrılmayan o bütçenin kur korumalı mevduatla zengine aktığı Merkez Bankası'nın zararıyla ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın 818.2 milyar TL'ye kadar zarar ettiğini öğrendik. Bu zararın temel gerekçesi aslında 2023 yılı boyunca harcanan kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen para. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Emekliye verilecek 7 bin lira 690 milyar tutuyor yıllık. Yaşım 74. Bu saray nedir ya? 40 saniye 3 emeklinin maaşı gidiyor burada. Onun saatiyle beraber alacağı emekli refah içinde yaşar ya. Açlık sınırının çok altında emekli maaşı, geçim mücadelesi her geçen gün zorlaşıyor. Emeklinin talebi en az 7 bin lira seyyanen zamdı. Muhalefet yaklaşık 700 milyar lira tutacağını hesapladı. Erdoğan'ın hesabı da yaklaşık 1,5 trilyondu. Bütçeden o para emekliye ayrılmadı, ayrılamadı. Merkez Bankası 2023'te öyle bir zarar etmiş ki son 10 yıllık karını neredeyse ikiye katlamış. Para basma etkisine sahip olduğu için bu zarar Merkez Bankası'nı batırmış. Ama bu şirket alelade bir şirket olsaydı, Türk Ticaret Kanunu'na haiz bir şirket olsaydı, Merkez Bankası yetkileri olmayan bir şirket olsaydı şu anda bu şirkete kayyum atanırdı. Çünkü teknik olarak iflas etmiş olurdu. Çünkü elde ettiği bir yıllık zarar öz sermayesinin neredeyse 4 katı. İnşallah bir gün bizi de memnun ederler. Aslında bu 818 milyar TL aslında Türkiye'deki TL milyonerlerine ödendi. Bu parayla zengin daha zengin yapıldı. Şimdi siz paranın 1 trilyon lirasını, kamu kaynağının yaklaşık 1 trilyon lirasının 800 lirası Merkez Bankası'nda, 200 lirası hazineden olmak üzere 1 trilyon lirayı kur korumalı mevduat sahiplerine verdiğiniz zaman emekliye tabii para kalmayabilir. Emekli memnun olmadı. Kur korumalı mevduat kuru dizginlemeye yetmedi. Zengininse cebi doldu. 30 yıllık emeğimin karşılığını helal etmiyorum. Kalkıp da istakozunu televizyonda benim gözüme basa basa gösterirse ben de hakkımı helal etmem. Şimdi Ozan anlattı. Merkez bankalarının kar amacı da yoktur. Yoktur ama dediği doğru. Yani teknik olarak açıkladı zaten. Bir şekilde para basar ama o parayı bastığı zaman işte o paranın değeri düşer. Bu enflasyon demek ki. Bu şekilde enflasyonu çözebilirler mi? Hayır, çözemezler. Çözemezler. Bir de bu Ayşe'nin parasını Fatma'ya, Fatma'nınkini Ahmet'e veriyorlar filan öyle zannediyorlar. Bu paranın dolaşması için dışarıdan da borç alıyorlar işte. Borç alıyorlar. Sonra da İşte öyle açıklıyorlar. Kime gidiyor para? Zenginlere gidiyor. Ya sonradan yaratılmış zenginlere gidiyor. Ya zaten hali hazırda var olan zenginlere gidiyor. Dolayısıyla zengini daha zengin yapıyorlar. Daha küçük bir zengin grubunu daha zengin yapıyorlar. Bütün yükü de sırtınıza bindiriyorlar. Bu kadar kötü ekonomi bakın dükkana emanet etmişsiniz işte. Etmişiz. O dükkanda getirdikleri hal durum budur. Yani bu hepimiz bu kadar kötü yönetebiliriz emin olun. Yani. Ekonomist olmaya falan gerek yok. Ha, inanmayacaksınız ama ben de ekonomistim yani bu arada. Peki para gidiyor. Bir de harcamayı bilseler hani o kadar para gidiyor. Bir de harcamayı bilseler mesela atıyorum. Yani gitseler Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana sahilinde çıplak ayakla ıstakoz barbekü yapsalar. Yok gide gide Monaco'ya gidiyorlar. Klişe. Sıkıcı. Bir de orada Sibirya mamutu haline gelmiş donmuş istakozlara dünyanın parasını veriyorlar. Çünkü anlamıyorlar.
Sonra da memlekette bunun tartışması çıkıyor. Şimdi bakalım AK Parti'deki istakoz kavgasına. Kendini muhafazakar demokrat diye tanımlayan bir partide siyaset yapan birinin böyle bir paylaşımda bulunmasını son derece çirkin, son derece yanlış buluyorum. Konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum. Bir de teleferiye İstanbul'daki yangın olayına gündemden düşürmek için bunu yaptılar demesi son derece yanlış. Paylaşan sensin çünkü. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın tatil için gittiği Monaco'da elit zenginlerin uğrak adresi yat limanında yediği istakozun fotoğrafını paylaşması iktidar partisi içinde çatlağa yol açtı. Şebnem Bursalı muhalefetin gündem değiştirme çabası olduğunu söylese de en sert tepki AK Parti içinden geldi. Eski milletvekili Mehmet Metiner gibi AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da tepki gösterdi. Milletvekili bir sosyal medya fenomeni gibi davranamaz. Bu İfşa tutkusunun yol açtığı zarar ziyanı hep beraber yaşamış olduk ve en büyük zararı da bu vekillerimiz ve partileri görmüş oldu ki unutulacak gibi de değil hadise. Görgüsüzlüktür. Yiyebilirsiniz ama paylaşmak da insanlarla alay etmek olur. Ayıptır. Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz. Halktan kopmuşlar bir de halkı soymuşlar. Milletimiz geçim sıkıntısındayken devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltme çalışırken siz gidip Monaco'da istakoz yiyemezsiniz. Hadi yediniz bunu paylaşamazsınız. O ki paylaştınız. O zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Muhalefet gibi AK Parti Hatay milletvekili de görgüsüz demişti kendi partisinin vekili Şebnem Bursalı için. AK Partili Mücahit Birinci partiden defol git ifadesini kullandı. Monaco Yat Kulübü, Monaco Prensi'nin onay verdiği kısıtlı üyeye sahip dünyanın en prestijli yerlerinden. Üye olmayanlar ancak referansla girebiliyor. Şebnem Bursalı o kulüpten paylaştığı istakoz yemeğini. İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde bunu yaparsanız elbette ki her türlü eleştiriye de kendinizi açık hale getirirsiniz. İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur. Efendim benim üzerimden Sayın Cumhurbaşkanımızın zarar görmesi beni son derece rahatsız etmişti. Senin bu paylaşımınla AK Parti'ne ve Cumhurbaşkanı'na vereceğin zararı eğer sen bilemiyorsan siyaset yapmayacaksın. Sen paylaştın çünkü sana rağmen kimse bunu paylaşmadı. Şebnem Bursalı'nın istakoz, Çankırı Belediye Başkan Adayı eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Filiz'in Maldivler paylaşımı. 31 Mart'taki seçim yenilgisinin sebepleri araştırılırken gündeme oturan fotoğraf kareleri AK Parti cephesindeki çatlağın da resmi oldu. Şimdi buradaki mesele istakoz mu? Bir kere istakozun burada bir kabahati yok. İstakoz o kadar pahalı bir şey değil. Bakın bizde kuzu pirzola Türkiye'de şu anda, hatta ne bileyim dana bile öyle. Emin olun pahalı, daha pahalı. O ülkelerde istakoz falan gibi şeyleri üretiyorlar. Fransa'da çiftçiliği var bu işin. Ve insanlar böyle ayaküstü semt lokantasına bile gidip bizim kuru fasulye yediğimiz gibi böyle şeyleri yiyebiliyorlar. Ama Monaco'daki öyle bir yer değil. Monaco'daki gidilen yer paraları olduğunu kanıtlamak için para harcayanların, bilhassa Türkiye'den gidenler, mesela Şebnem Hanım, gittiği bir yer. Peki mesele istakoz değil. Mesele bu ülkede kimsenin istakoza falan, bırakın istakozu, bırakın pirzolayı, marula ulaşamaması, marula. Marula ulaşamaması, pazara çıkamaması. İşte bütün bu kötü ekonomi yönetiminin getirdiği nokta bu. Üstelik bu ülke bütün bunları hayatının bir parçası haline getirecek, lüks saydığımız bu şeyleri hayatının bir parçası haline getirebilecek kadar herkesin zengin ve potansiyeli olan bir ülke. Doğru dürüst yönetilirse. Peki. Mesele peki istakoz mu? Yani yoksa böyle işte zenginlik taslayacak bir paylaşım yapılması şu bu mu? Yoksa kabuklu kabuksuz meselesi mi? Bilemiyoruz. Yani onu anlayacağız. Fakat eleştirenlere bakıyorum, çok enteresan. Mesela Mücahit Birinci. Onun atkısı 330 pound geliyordu. Hatırlıyor musunuz? Marka bir atkısı vardı. Şimdi defol diyor ya kendi partisinin vekiline. Kaba bir yaklaşım bir de. 330 pound'tu atkısı Mücahit Birinci'nin.
O da atkısını alsın gitsin o zaman. Atkısını da alsın gitsin o da. Yahu bunu bu şekilde tartışacağınıza partinizin disiplin kurullarına şuraya buraya versenize. Bize ne anlatıyorsunuz kendi kendinize? Getirdiğiniz hal bu işte. Hanginiz diğerinden daha iyi de bir de aranızda kavga ediyorsunuz ya. Efendim. Peki. Gelelim şimdi bu sebeplerden dolayı ve daha fazlasından dolayı siyaseti, ekonomiyi, şunu bunu bilmedikleri için, yönetemedikleri için, yetersiz oldukları için kaybettikleri seçimden sonra bugün İstanbul Belediye Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun çoğunluğuyla yaptığı ilk toplantı vardı. AK Parti teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Yeni bir döneme daha güçlü bir şekilde girmekten kıvanç duyuyorum. Umut ediyorum ki hiçbir fayda sağlamadığı bu seçimlerle iyice anlaşılan bazı engelleme çabaları da artık son bulur. Bekleyen tüm imzalarımızı lütfen atınız. Yeni metro hatları için bekleyen imzaları hatırlattı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na engelleme son bulsun diye seslendi. Çoğunluğun CHP'ye geçtiği İBB Meclisi'nin ilk toplantısına başkanlık ettiği İmamoğlu, AK Partili üyeler muhalefet sıralarından dinledi. Gelin 31 Mart'ı güçlü bir şekilde her birimizin ders çıkarttığı bir milat olarak görelim. Kaybedenin olmadığı bir dönüm noktasına çevirme şansını hep birlikte kullanalım. Sizin çoğunluğu bizde. Evet Cumhurbaşkanım. Şu anda hala her şey devam ediyor. Evet Cumhurbaşkanım. Öyle de olsa bunlar neye dönüşüyor? Evet. Bunlar topal ördek. Geçen dönem Erdoğan topal ördek benzetmesi yapmıştı. Artık CHP'nin 185, AK Parti'nin 129, MHP'nin ise 2 sandalyesi var. Karar için 159 üyenin oyu yeterli. İlk toplantı öncesi AK Parti sıralarından başlayarak salondaki tüm meclis üyeleriyle tek tek tokalaştı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yeni dönemde sadece meclis üyesi olarak bulunacak salonda. AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini Zeynel Abidin Okul'a bıraktı. Bu muhalefet görevini biz İstanbul halkının menfaatlerini gözeterek yerine getireceğimize inanıyoruz. CHP'nin grup başkan vekili ise Ülkü Sakalar oldu. Sakalar aynı zamanda İBB tarihinin ilk kadın grup başkan vekili. Mecliste CHP çoğunluğuyla yeni dönem resmen başladı. Ekrem İmamoğlu İstanbullulara ekonomik desteğe devam mesajı verdi. Bu büyük ekonomik krizde vatandaşımızın en üst seviyede yanında olmaya devam edeceğiz. Kent lokantaları, yurtlar, öğrenci bursları, anne kartlar, kadın eğitim kurumları ve kreşler ile sosyal altyapı projelerimizi daha da arttırarak hız vereceğiz. Önceki dönemin aksine AK Parti grubunun teklifine redler de kayıtlara böyle geçmiş oldu. AK Parti teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Reddedilmiştir. Böyle insanlar bir şekilde yaşattıklarını yaşarlar yani. Durum bu. Bu arada şeyi merak ettim. Topal ördek falan. Mesela Şebnem Bursalı, portakallı ördek ya da daha iyisi aslında mürdümerikli ördek yese ya da kuzu kulaklı somon falan. Kaç para öderdi acaba orada? Devam edelim efendim. Özgür Özel yemese de öder bu arada. Onların derdi para ödemek çünkü. Onu fiyaka yapacaklar ya. O yüzden paylaşıyorlar. Özgür Özel Hatay için Yüksek Seçim Kurulu kapısında. Yüksek Seçim Kurulu'na tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur. CHP'nin Hatay'da seçimler yenilensin talebinin YSK tarafından reddedilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tam kanunsuzluk iddiasıyla Hatay için YSK'da. İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. 38.903 geçersiz oyun olduğu Hatay'da CHP seçimi 2.569 oy farkla kaybetti. Geçersiz oylar sayılsın talebi de reddedildi. Seçimin yenilmesi
yenilenmesi talebi de mazbata AK Partili Mehmet Öntürk'e verildi. CHP bu kez tam kanunsuzluk hali nedeniyle başvurdu YSK'ya seçimin yenilenmesi için. 3389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Geçersiz oyların niçin geçersiz olduğu mutlaka yazılmalıdır, yazılmamıştır. Durum tam kanunsuzluk halidir. 300'e yakın seçmenin yurt dışında oy kullandığını, yurt dışında bulunduklarını o gün ispatlıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başvuruyu bizzat yaptı. AK Partili adayla Lütfi Savaş arasındaki oy farkından fazla ölü seçmene oy kullandırıldığını söyledi. Hatta belediye meclis üyesi seçilen bir kişinin aynı zamanda seçim kurulunda yer aldığını tespit ettik dedi. Belediye meclis üyesi adayı olan kişiler kurul üyeliklerinden istifa etmedikleri halde seçimlerde aday olmuşlar. Bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır. Şimdi iş YSK'nın önündedir. 2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerini tam kanunsuzluk gerekçesiyle iptal etmişti. Özgür Özel YSK üyelerine seslendi. İktidarın baskısına boyun eğmeyin diyerek. Seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak büyük bir suçtur. O baskıya boyun eğmek hiçbir hakimden beklediğimiz bir tutum değildir. Şimdi bir de İYİ Parti menüsüne bakalım. Kriz menülerinde bu küresel ekonomik kriz sırasında Norveç ıstakozunu çıkarmışlardı. Birçok restoranda, iş adamlarının gittiği yerlerde bile. Ama tabii bizde öyle bir bilinç de yok ya, neyse. Bakalım İYİ Parti menüsü. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Verdiğim sözün arkasında olmakla tanınırım. İYİ Parti Genel Başkanı olduğum takdirde İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. İYİ Parti'de genel başkan değişimi için geri sayım sürerken adaylığını açıklayan isimlerden Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, aralarında milletvekili ve parti yöneticilerinin de olduğu isimlerle geçti kamera karşısına. Olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti'mize yön tayin edecek tek bir irade vardır. O da İYİ Parti'nin üst kurul delegelerinin iradesidir. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart seçim tablosunun ardından 27 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldı. Genel başkanlığa da aday olmayacağını açıkladı. Genel başkan adaylıklarını açıklayan Koray Aydın ve Tolga Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı. İYİ Parti'nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım. Bayramda görüşürüz. Tamam, görüşmek üzere. Şu an için böyle bir kararım yok. O yüzden süreci gözlemliyorum. İYİ Parti'de genel başkanlık yarışında şimdilik 4 aday var. Eski genel sekreter Antalya Milletvekili Uğur Poyraz henüz kararını vermedi. 27 Nisan'da yeni genel başkanla partinin yeni yol haritası merak konusu. İYİ Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bu parti birilerinin arka bahçesi ve oyun sahası değil. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Müsavat Dervişoğlu, Akşener İYİ Parti'nin başında kalmalı diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de tepki gösterdi. İYİ Parti'de saatler 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayı ayarlı. Görüldüğü gibi İYİ Parti menüsünde sofrada pek bir şey yok. Yani Akşener'in koltuğuna kim oturacak? Akşener bırakacak mı ki? Bilmem. Bakacağız bakalım. Gelelim teleferik kazasına. Teleferik kazasında 5 tutuklama. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk, büyük bir vicdansızlık yapılıyor. Tüm facialarda. Bir kamu görevlisine yargılama izni verdiniz mi? Hesabını sordunuz mu? Bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası sonrası gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan birisi de Antalya'nın Kepez ilçesinin CHP'li belediye başkanı Mesut Kocagöz.
teleferiği işleten belediyeye ait şirketin eski genel müdürü. Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova'ya, Çorlu tren faciasına kadar yıllardır mahkemelerde birileri korunurken Kepez Belediye Başkanımızın tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işareti bırakmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığına aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Genel Müdürlüğünden istifa ettim. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim. Bilgisine başvurulmak üzere davet edildiği adliyede 28 Kasım 2023'te belediyeye ait ANTE şirketinden istifa ettiğini, 5 ay sonra meydana gelen kazada bir sorumluluğunun olmadığını söyledi Kepez Belediye Başkanı, ama tutuklandı. Belediye başkanım istifa ettikten sonra o tesiste 3 kez bakım yapılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları olur vermiş. Yani sorumluluğu ortadan kalkmış. Mesut Kocagöz AK Parti'de siyaset yapıyordu. Siyasi partilerle temas kurduğu gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. CHP'ye geçti. 30 sene sonra CHP Kepez Belediyesi'ni Mesut Kocagöz'le kazandı. Tutuklanmasını CHP'liler adliye önünde protesto etti. Gözümüzün önünde 301 kişi öldü Soma'da ve en son İliç'te. Bir kamu görevlisi yargılandı mı arkadaşlar? Belediye başkanını tutuklamak nedir ya? Tutuklu yargılanmayıp da serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp mı kaçacak? Başında olmadığı şirketin delilini mi karartacak? CHP lideri Özgür Özel AK Parti döneminde yaşanan faciaları hatırlatıp sorumluluğu olan bir tek kamu görevlisinin tutuklanmamasına, hatta bazı olaylarda kamu görevlileri hakkında soruşturma dahi açılmamasına dikkat çekti. CHP'li Kepez Belediye Başkanı'nın belediye şirketindeki görevini bıraktıktan 5 ay sonra yaşanan teleferik kazası nedeniyle tutuklanması siyasi bir karar dedi. Sadece ve sadece siyasi bir manevradır, baskıdır. Şimdi Türkiye'de tutuklamaların bir çeşit cezaya dönüştüğünü biliyoruz bir yandan. Fakat eğer mahallede durumlar bu kadar kötüyse, bu kadar insanlar yanlışsa, sizin çok daha fazla doğru olmanız gerekir. Ben bir şey daha ekleyeyim Özgür Özel'e. Depremde 53 bin canımız gitti. Bir kamu görevlisi bile yargılanmıyor. Onun sorumluları aday filan oluyorlar. Ama CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işin üstüne özellikle gitmesi lazım. Kendi belediyeleri olduğu için. Bu 29 canın gittiği Beşiktaş'taki o gece kulübü hikayesinde de öyle. Çünkü onlar üstüne o kadar çok giderlerse emin olun diğerleri çok fazla üstüne gitmek istemeyeceklerdir. Çünkü kendilerinin de vermesi gereken çok çok hesap var. Çok hesap var. Bu arada kıymetli izleyicilerimizden bir mesaj. Bence çok önemli. 170 kişiyi kurtaran helikopter ve oradaki kurtarma çalışmalarına kadar ekip, bir teşekkür borcumuz var. Gece gündüz o kadar temiz ve güzel çalışmak için onlar da kahraman. Bir kedi kurtarırken bile insanlar kahraman ilan ediliyor. Allah onlardan razı olsun. 170 can kurtardılar. Efendim çok doğru. Çok başarılıydı gerçekten. Dolayısıyla ellerine sağlık. Allah razı olsun. Bunu da söyleyelim. Ve devam edelim. Ha geldik. Şimdi ıstakozdan sonra şimdi bize dönüyoruz. Tarım Bakanı diyor ki bir gün, şimdi göreceksiniz eski bakan. Pahalı diyor, et, itiraf ediyorum diyor. Pahalı itirafından sonra 260 lira daha zam geliyor. Tadını artık çocuklar unuttu yani. 10 lira alıyorum, yetmiyor işte. Kasap karşımda, ben kasaba uğrayamıyorum. Tamam, ben de kabul ediyorum. Etin fiyatı yüksek. Kıymanın kilosu 340'tan 360'a çıktı. Tam bir yıl önce eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi et fiyatlarının yüksek olduğunu itiraf ettiğinde kıymanın kilosu 360 liraydı. Aradan bir yıl geçti. Kirişçi gitti, yeni bakan geldi. Zamlara ise çözüm bulunamadı. O tarihten bugüne kıymanın fiyatı 260 lira arttı. Kasaplarda kıymanın kilosu 620 lira. Geçen yılın aynı döneminde, yani Nisan ayında kıymanın kilosu 360 liraydı. Zaten o dönem bile yüksek olan kıyma fiyatları bu yıl neredeyse iki katına çıktı. Maalesef bu sene %100'ü geçti et fiyatları. Hiçbir önlem alınmıyor. Yani bakanlar değişiyor. Her şey değişiyor ama ekonomi hiç değişmiyor. Son sürat gidiyor. Hızlanmış bir vaziyette. Demeli olmuyor ki, bir şeyler yapmalar lazım. Derler ya, lafla peynir gemisi yürümez misali. Hüsran.
Ramazan geldi, 20 lira zam yaptılar. Birdenbire şaşırdık artık. 20-20 gelmeye başladı. Artık fiyatlara dur demek lazım. Çünkü insanların alacak gücü kalmadı. Yeter yani. 50 liralık bir kıyma veriyoruz. Bir avuç içi kadar olmuyor. 22 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Gelinen bu. Vatandaş kendi haline kalmış. Boynunu büküp gidiyor. Ramazan geldi, 20 lira zam yaptılar. Birdenbire şaşırdık artık. 20-20 gelmeye başladı. Artık fiyatlara dur demek lazım. Çünkü insanların alacak gücü kalmadı. Yeter yani. Çünkü insanlar 50 liralık bir kıyma veriyoruz. Bir avuç içi kadar. 22 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Gelinen bu. Vatandaş kendi haline kalmış. Boynunu büküp gidiyor. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'ne göre dana eti bir yılda %83,4 zamlandı. Kuzu etinde zam yıllık %118'i buldu. Yarım kilo et 310 lira. Bunun yemek olması için en az 500 lira 600 lira bir öğün için. Vatandaş et yemeyecek, ekmek yemeyecek, ne yiyecek? Çocukların vazgeçilmesi köfteydi yani. Ama işte alamadığın zaman başka şeylerle kandırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani ama gene de çocuğun aklında kalıyor yani ister istemez. İki tane çocuğum var ama yani o bile fazla, şu devirde çok fazla yani. Bakmak çok zor. Kıyma 620, kuşbaşı 640. Şu anda kuzu durdurulamıyor. Bundan sonra İstanbul'da kasaplarda iş beklemesin. Yani sadece biz sabah dükkan açıp kapayacağız gibime geliyor. Eskiden fiyatı sorulmadan rahatlıkla alınan etin fiyatını yine bilmiyor tüketici. Ama bu kez alamayacağını bildiği için sormuyor bile dar gelirli. Kasabın camından bile bakılamıyor. Alıştırdık kendimizi. Yemeyerek, bakmayarak, kasapların önünden geçerken havaya bakarak misal yani. Şimdi burada senelerdir söylüyorum. Ya 200 bin tirol besleyeceğinize, o 200'dü biliyorsunuz, buna işte %100 falan zam gelince sürekli her sene 400 bin sığır besleyin. Sonra kimsenin gözüne ıstakoz falan batmaz. Öyle yapmıyorlar ama. Durun bakalım şimdi ne yapacaklar. Ya hayır, onlar yapmıyor. Sağduyu bekliyorum. El insaf. Belki de troller besler. Bayağı para alıyorlar boş yere. Kooperatif kursunlar, onlar beslesin. Başlasınlar. Evet. Şimdi itiraf soslu kuzu lokum bu da. Yersek. Aklıma da bu arada şey geldi. Şebnem Bursalı'ya bir öneri. Bundan sonraki de onu yer belki. Çördük otlu sarı karpaccio ve yuzu kremalı İsviçre pazısı mesela. Yazsın, not etsin bir yere. Yuzu bir Japon balığı. Ev fiyatına kiralık yazlık. Şimdi herkes yazı geçireceği yazlık villaların arayışında. Ben gittiğim zaman benim kardeşim de gelecek, benim kayınvalidem de, benim annem de gelecek. Hep birlikte olacağız. Villa fiyatları arttı ama villayı nerede seçeceğiniz de çok önemli. Buldum bir tane, şimdi ondan haber bekliyorum. Birkaç yıl önce konut satın alacağımız fiyatlara artık sezonluk villa kiralamalarını konuşuyoruz. Bugün için 25 milyon liraya sezonluk kiralık villalar var. Hepimiz aslında fiyat dengesini yitirmiş durumdayız. 4 aylık yazlık kirası 25 milyon lira. Bodrum'daki bu örnek lüksün sınırını zorluyor ama diğer fiyatlar da ucuz değil. Ortalama 500 bin lira yazlıklarda aylık kira. Çok değil, 2 yıl önce bu paraya yazlık alınıyordu. Parası olan için bunlar tabii ki kiralanabilir yerler. Bu etiketler var ise kiralamalar da yapılıyor demektir. Önümüzdeki ay bu ilanları ilanda görmeyeceğiz. Çünkü kiralanmış olacaklar. Havalar ısındı. Bayram tatiliyle sezon açılmış oldu. Şimdiden yaz için yazlık kiralamaya başladı aileler. İlan sitelerinde Bodrum'da, Çeşme'de Temmuz ayı için bir aylık villa araması yapanlar en az 250 bin lirayla karşılaşıyor. Parasının sınırı olmayanlar içinse ilanlarda da sınır yok. Kiralanacak villanın denize konumu, büyüklüğü, site içinde ise o sitedeki hizmetler fiyatları etkiliyor. Ama o fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Örneğin bu ilandaki villa 5+1, Bodrum'da 4 aylık kirasıysa tam 25 milyon lira. Size otel konseptinde bir hizmet sunuyor. Kendi havuzu var. Geçen seneki fiyatı 7 milyondu. Biz geçen sene aman Allah'ım demiştik. Bu sene baktığımızda bu fiyatın 25 milyon olduğunu görünce aslında işin içindeyim. Fakat ben de yine aman Allah'ım diyorum. 4 aylık yani yaz sezonu kirası. Geçen yıl 7 milyon liraydı lüks sitedeki bu villanın. 3,5 katına çıktı, 25 milyon liraya yükseldi. 25 milyon lira. Ne güzel insanlar var yani onları ödeyen. Siz ödeyebilir misiniz? İmkanı yok. 4 ay için 25 milyon
İnsanlar böyle paralar kazanıyor galiba. 5 milyonu takıldım gerçekten. 25 milyon mu? Marmaris'e geldiğimizde 250-300 bin lira civarında. Antalya bölgesinde aslında biraz daha uygun fiyatlar. Asgari ücretlinin ödeyeceği rakamlar değil. 150-200 bin bandında. Asgari ücretli geçinen bir kişi kalkıp villa tutacağını zannetmiyorum. Parası olan tutuyor. Parası olan hiç düşünmeden kiralarken dar gelirli için mütevazı bir otelde bir haftalık tatil bile hayal. Emekli maaşıyla tatile gidebilir miyiz? En son ne zaman tatile çıktınız? Hiç çıkmadım. Çıkmak mümkün değil. İstanbul dışına çıkamadım. Bu ülkenin gidişatını gösteriyor. Zenginler daha çok zengin oluyor. Orta sınıf kalmadı. Fakir daha çok fakir oldu. Parası olan deyince tamam. Şebnem Bursalı ıstakoz beslesin. Tamam. Evet. Efendim 29 kişinin öldüğü yangın faciası. İhmalleri itfaiye raporu belgeledi. Türkiye'de yaşıyoruz. İnsan canı ucuz. Karanlık olmasaydı millet yolunu görseydi. Yani uçaklarda kırmızı ışıklar olur ya tehlikeli. Burada da öyle bir şey olması lazım çünkü bodrum burası. Acil çıkış aydınlatması yoktu. Söndürme sistemi çalışmıyordu. Tespitler 29 kişinin can verdiği Beşiktaş'taki gece kulübü yangını ile ilgili itfaiye raporundan. O rapor yangının nasıl bu kadar büyük bir faciaya dönüştüğünü de gözler önüne serdi. İhmaller tek tek sıralandı. İbrahim, Şivanlar. İçeride, ata içeride. İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir. Ölüm kapanına dönen İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat işlemi yapan 29 işçi hayatını kaybetti. Gece kulübüne son itfaiye raporunun 18 yıl önce verildiği ortaya çıkmıştı. Günler sonra yangına ilişkin itfaiye raporu da tamamlandı. İtfaiye raporuna göre yangının çıkış nedeni kaynak makinesinden çıkan alevlerin kolayca tutuşabilen yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturması olarak gösterildi. Yangın kolayca büyüdü. Çünkü kaynak yapılan alanda yanıcı maddeler vardı. Buna da dikkat edilmedi rapora göre. Ama en önemlisi alevler büyürken işçilerin dışarı çıkışını sağlayacak önlemlerdi. O tedbirler de alınmamıştı. İş yeri acil durum aydınlatmaları çalışmıyordu itfaiye raporuna göre. Yönlendirme levhaları da yoktu. Söndürme sistemleri ve yangın dolapları da çalışmıyordu. Tüm bu hayati öneme sahip önlemler alınsaydı belki de bu denli büyük bir facia yaşanmayacaktı. Çalışanların portatif yangın söndürme cihazlarıyla yangını söndürmeye çalıştıkları görülmüştür. Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği anlaşılmıştır. Bu havalandırma sistemi düzgün yapılsaydı belki yarısı kurtulurdu. Söndürme sisteminin çalışmadığı da itfaiye raporundaki tespitler arasında. 2 Nisan'dan bu yana soruşturma sürüyor. 8 kişi tutuklu. Her şey burada benim gözümün önünde oldu. Ya benim burada aracım vardı, çıkardım, bütün alevler yüzüme geldi. Kaç günden beri gözyaşı döküyorum. Psikolojim bozuldu. Gıdada aflatoksin tehlikesi. Kuru incir az ama daha çok kayısı tüketiyorum. Şan fıstığını çok seviyorum. Leblebi güzel oluyor, mideyi tutuyor. Hem fiyat olarak çok yüksek artık. Alım gücü de düştü. Küflenme, kurtlanma oranı çok olduğu için çok güvenmiyorum açıkçası. Kuru yemiş ve kuru meyveye bir yandan yüksek fiyatlar nedeniyle erişmek zor. Bir yandan da üretim ve saklama aşamalarında gerekli koşullar sağlanmazsa karaciğer kanserine neden olabilen aflatoksin tehlikesi barındırıyor. Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilmek istenen kuru incirlerde yüksek miktarda bu zehirli madde tespit edildi. Ürünler geri döndü. Kuru meyveler ve kuru yemişler özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin ya da diyet yapanların öğüne ekledikleri yiyecekler. Ancak sağlıklı beslenmek isterken sağlığınızdan olabilirsiniz. Çünkü aflatoksin maddesi aslında bir küf ve yenildiğinde vücut için bir zehre dönüşüyor ve karaciğer kanserine neden oluyor. Dokuların DNA dediğimiz yapısını bozarak tümör gelişmesini engelleyen genleri baskılaması suretiyle kanser gelişimini tetiklemesi ve safra kesi, yemek borusu ile ilgili kanserlerde de etkin olmakla beraber etkinliği en fazla kanıtlanmış olduğu kanser türü karaciğer kanseri. Laboratuvarda tespit edilmiş değil mi bunlar? Gözden görülse zaten kimse almaz. O kadar çok zararlı şeyi yiyoruz ki zaten hangi birine bakacağız?
Bu küf tarlada hasat sırasında depolanma sürecinde dikkat edilmezse kolayca gıdalara bulaşabiliyor. Antep fıstığı, yer fıstığı, badem, fındık gibi sert kabuklu kuru yemişlerde, kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerde, kırmızı biber gibi baharatlarda da bulunabiliyor. Geçen haftaya kadar Londra'daydım. Londra'daki marketlerde kuru kayısının Türkiye'den gittiğini çokça gördüm. Gurur da duydum özellikle fındığında. Peyniri ihraç etme üzere bir ufak çalışmamız oldu. Maalesef İngiltere bu konuda bizlere güvenmiyor. Bizim burada organik dahi olsa almış olduğumuz belgeleri kendileri denetlemek istiyorlar. Çünkü bizim ülkemizde bu tarz belgeleri almak çok kolay. Yani çok halkın sağlığının önemsendiğini düşünmüyorum açıkçası. Saklanma koşulları önemli. Çok nemli bir ortamda tutuyorsak biz bu gıdaları ya da çok sıcak bir ortamda aflatoksin gelişmesine zemin hazırlıyoruz. Vakumlu olursa daha çok uzun ömürlü olur. Kese kağıt tarzında uzun kalmıyor. Bir gün bile olsa nemi çok olduğundan bayatlıyor ve yumuşuyor. Isıtma, pişirme gibi herhangi bir işlem yapılarak gıdalar aflatoksinden arındırılamıyor. O küfleri ayıralım, ondan sonra bu gıdaları tüketelim diye bir şey yok. Onların zararlı etkisinden korunmuş olmuyoruz. Laboratuvarlarda yapılan testler var. Hani o testleri pratik hayatta uygulayamayacağımız için denetleme kuruluşlarının devreye girmesi önemli. Güveniyoruz. İlgililer denetliyordur diyoruz yani. Güvenmeyelim mi? Bunu denetlemiyorlarsa vay halimize o zaman yani. Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. 818 milyar lira zarardaki Merkez Bankası'nın hükümetle münasebetini biliyorsunuz. Her şeye karar veren ve tüm yetkilerin sahibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la yeni diyalogları, ilişki biçimleri, mektup arkadaşlığı. Merkez Bankası mektup yazıyor. Aman şuraya para harcamayın, buraya para harcamayın. 818 milyar zarar. Daha kötü yönetilemezdi. Efendim bizden sonra Kızıl Goncalar var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.